Sayın seyirciler, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını Türk İş 1608 lira olarak açıkladı. Bu da günde bir öğün için 4 lira 46 kuruş demek. Peki 4 lira 46 kuruşa ne alınır, ne yenirse tam anlamıyla doyulur? Cevabı net, 2 simit, 1 ayran. Toplam 6 kişiyiz. Biz 3 tane ekmek alsak geriye kalıyor 1 lira. Bu 1 lirayla ben ne yapayım ki? Bak 3 tane simit aldım, 2 lira. Öğlen yemeğimiz bu. 4 lira 46 kuruşa göre bütün yollar, tek öğünler ona çıkıyor. Türk İş'e göre açlığında, yoksulluğunda sınırı yükseldi. Bir bekarın aylık yaşama maliyeti de 1989 lira olarak belirlendi. Şurada 2 tane çay içtim, bir simit yedim. 9000 gram mı neydi? 9,5 gram mıydı? Girdiğime pişman oldum bir daha. 4 lira 46 kuruşa simit, ondan sonra başka bir şey yiyemem herhalde. Türk İş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 1608 lira olarak açıkladı. Ufak bir matematik hesabıyla kişi başı 402 lira düşüyor. 402 lira da günde 13 lira ediyor. 13 lira da öğün başına 4 lira 46 kuruş demek. Peki 4 lira 46 kuruşa doymak mümkün mü? 4 kişilik bir aile günde bir tane simit adam başı 2 bardak çay içerse ayda 1407 lira yapıyor. Açlık sınırı da 1608. 1608. Bize 1400 lira veriyorlar. 4 lira 46 kuruşa dönerin, lahmacunun, tavuğun yanına yaklaşmak imkansız. Pazardan alıp evde pişirmek de pek kolay değil. 2 kilo ıspanak alsan 3 lira, 3,5 lira. Bunun yağ olacak, salçası olacak, hadi kıyması yapayım desen. Tüp alıyorsun, 18 küçük tüp 18 lira. Pişirmeden olmuyor değil mi? Pişirmeden olmuyor, çiğ yenmiyor. Açlık sınırı bir ailenin alması gereken minimum kalori miktarını en düşük maliyetle nasıl alır sorusuyla hazırlanıyor. Yani günde ortalama 2500 kalori en az para harcanarak nasıl alınır? Bir simit 1 lira, ortalama 300 kalori. Günde 1 liradan 6 simit yense 1800 kalori ediyor. Alınması gereken miktardan yaklaşık 700 kalori de az üstelik. Ancak bir öğün doyarsın. İkinci öğün? İkinci öğün aç kalırsın, akşam bir şeyler atıştırırsın, yatarsın. Türk İş 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını da 5238 lira olarak hesapladı. Yani kişi başına 1300 lira civarında, asgari ücretten biraz daha az.